Burada 20 metrekare. 20 metrekare. Evet, 20 metrekare içinde çalışıyoruz. Yani en azından bu iş yerinde zamanında 5 kişi çalışırdı. 1, 2, 3, 4 yani körük, eski körüklerde 2 tane, 3 tane çırak, 3 tane usta. Bu işi yürütülürdü sabahın belli bir saatinden belli bir saatine kadar. Tabii eskilerden kalkıp araç yoktu. Köylüler belli bir saatte gelir, erken gelir, erken gider. Yani kalkıp da herkes, daha önceleri bir çeyiz kesildiği zaman mesela o zaman bir düğün yapılacak, geline çeyiz kesilecek, bakır en azından 60-70 parça bakır alırlardı. Yani tenceresinden, kazanından, sahanından, tabağından kaç tane tencere, tencere boyut boyut olarak alınırdı. Ama şimdi maalesef tarihte kaldı. Sıfır, 7 yaştan bu yana kadar bu zanaatı yapmaktayım. Tabii ki. Kaç yıl oldu yaklaşık olarak? Ben 3. nesil olarak bu zanaatı sürdürüyorum. Büyük babadan, babadan, amcalarım da vardı bu zanaatta. En son nesil ben oldum. Benden sonrası maalesef çocuklarımız okudu. Vazifelerine gittiler, biz açıkta kaldık. Yani devam ettirecek başka bir neslimiz maalesef kalmadı. Tabii diğer bazı gençlere de tavsiye ediyoruz ama maalesef bu zanaatı kimse benimsemiyor. Biraz da tabii ki yorucu, biraz da ağır. O başka bir şey için değil. Tabii ki şimdiki eleman olsa, çünkü ben de kalkıp da evde bakırım var. Ben belirli bir yaşa kadar bunu yapacağım. O yaştan sonra yapamadığım kadar elimdeki bakırları kim yapacak? Yapacak kimse bulamadıktan sonra tabii ki ister istemez üzüntü içerisinde kalıyoruz. Keşke diyoruz ki gelsin de öğrensinler. Yani bunu en azından 50 yıl ekmek yer. Yani 1-2 sene değil 50 sene ekmek yer. Bilhassa Hatay'da. Buyurun.